Barajı oluşturma uğraşında Tafarel. Hala istediği oluşum tamamlanmamıştı. Barajda kaldı top ve uzaklaştı. Capone son vuran futbolcuydu. İbrahim Bağ. Şimdi Cunti, ama Cunti'nin gitmesine Okan izin vermezken faul düdüğü geldi bir kez daha. İşte burada Okan ve Cunti arasındaki mücadelede Helmut Kruk faul var diyor. Sonrasında da Cunti'nin Ümit'e yaptığı bir hareket var. Oyun devam ediyor. Boban, İbrahim Bağ. İbrahim Bağ arka direğe doğru gönderiyor. Gönderdiği yer out noktası. Şu iki dakikadır top biraz daha fazla Galatasaray yarı alanına giriyordu. Biraz nefes alma fırsatı buldu Galatasaraylı futbolcular. Otuzuncu dakikadayız. 20. dakikada Hacı'nın attığı golle Galatasaray Milan karşısında 1-0 önde götürüyor karşılaşmayı. Leonardo, bu kez Ahmet'in hareketi faul. Cunti vuruşu kullanmak üzere topun başına hareketlendi. Pozisyon bu. Şevçenko, Boban yerlerini aldılar. Ceza sahasına yaklaşan Leonardo da var. Şevçenko, ama ondan önce Tafarel yine sektirmiyor. Yine çok rahat. Zartel, Ümit, Emre, Hasan Şaş. Tekrar Emre ve Hasan Şaş. Yine Emre. Top biraz açıldı ayaktan. Şevçenko, Boban, Okan kovalıyor topu. Maldini orada. Maldini'den Koko'ya. Tekrar Maldini, ama Okan mücadeleyi bırakmazken yardımcı hakemin bayrağını gördük. Okan'ın dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Bülent, Popescu, Okan ve Ümit sarı kart sınırındaki futbolcular. Boban, Maldini, Şevçenko. Oyun devam ediyor. Taç Milan'ın. Maldini, yanına Şevçenko sokuldu. Şevçenko boş ama ona atmadı Boban. Araya da Emre girdi. Topu da uzaklaştırdı. Ama tabii ki topun kontrolü, top dışarı çıkınca Galatasaray'da değil. Yine Maldini. Pablo Garcia uzun oynamak istemişti. Emre, İbrahim Bağ'ın bulunduğu noktaya. Üç kişi birden önüne geldi İbrahim Bağ'ın. Topu kazandı Galatasaray. Emre, ama İbrahim Bağ'a kaptırıyor. Geldi Hacı, tereyağından kıl çeker gibi aldı o topu. Bu hareket Cunti'den. Tabi bir an için Helmut Kruk belki kart düşündü, ama daha önce Cunti'nin sarı kartı var. İşte bu pozisyon. Top şimdi Hasan Çaş'ta. Taç kimin? Galatasaray kullanacak. Helmut Kruk öyle işaret etti. Ahmet. Zardel ceza sahasında. Hasan Çaş, Ahmet. Arka direğe doğru, o tarafa doğru giden Capone var. Capone gelişine vurur mu? Vurur, sert vurur. Az farkla dışarıda. Ah farkla dışarıda. Ah. Ah farkla dışarıda. Gelişine çok sert, ki Capone'nin böyle vuruşlarına biz alışığız. Ah farkla dışarı çıkıyor top. Müthiş bir vuruş. Alkışlar Capone'ye. Popescu bir an için hata yaptı ama hatasını da telafi etti. Capone. Zardel'e bir müdahale vardı orada kafaya vurmadan önce Şamot tarafından, ama hakem görmedi onu. Oyun devam etti.
Maldini. Baskı var Galatasaraylı futbolculardan. Ümit, ama Ümit'in hareketi faul. Top Maldini'nin ellerinde. Önemli bir pozisyon yok. Çünkü Cunti kalktı. Oyuna devam edebilecek durumda. Tedavi de gerektirmedi bu pozisyon. Leonardo Ahmet'in kontrolünde. Boban tamamlamak istemişti Ümit. Galatasaray kontratağa çıkabilir mi diye bakıyorum ama hayır, bu mümkün değildi zaten. İleride boşta futbolcusu yoktu. Şimdi yine kendi yarı alanında kontrol ediyor. Hasan Şaş sol taraftan gidiyor. Onun önüne doğru Jardel'e çarptı. Emre ilk pozisyonda gidebilse Hasan Şaş'a tehlike olacaktı. Oraya kadar diyor Şevçenko'ya Popescu. Hacı'yı kaptırıyor topu Koko'ya. Koko o bölgeyi, o çizgiyi özellikle ofansta iyi kullanma uğraşında. Bu kez kademeli olarak Capone ve Okan gelmişti o bölgeye. 1-0 önde Galatasaray 20. dakikada Hacı'nın attığı golle. Koko, Maldini, Pablo Garcia, Ümit ve Okan yardımlaşıyorlar. Capone de üçgeni tamamlayan futbolcu oluyor. Tafarel ve Capone. Orada bir top seker mi diye bakıyoruz Dida. Ama bunun bir kaleciye pas olarak yorumlanmaması gerekiyordu zaten. Hakem oyunu devam ettirdi. Kaleciye pas bilerek ve isteyerek yapılan paslarda hata gerektiriyor. Popescu. Ahmet ve Hasan Şaş bekletmeden Emre'ye. Hacı önünde Emre'nin. Atar mı onun önüne? Emre. Hacı biraz uzağına düştü top. Böylelikle Salah'a da dokunma fırsatı oldu. Şu anda Zaccheroni daha tedirgin. Lucescu da rahat değil şüphesiz ki. Milan gibi bir takımla oynuyorsunuz ve 1-0 öndesiniz ve kazanmak zorunda olduğunuz karşılaşmalardan birisi. Milan için bir maç daha var. Önümüzdeki hafta onlar kendi sahalarında Deportivo'yu mağlup ederlerse kesin olarak çeyrek finale çıkıyorlar. İhtimal hesapları Galatasaray için de var ama tabii o ihtimal hesaplarını Galatasaray hiç kullanmak, aklına bile getirmek istemiyor. İşi burada Ali Sami Yen stadında bitirmek istiyor. Bir faul beklentisi vardı. Oyun devam ediyor ama şimdi Boban'ın yaptığı, Ümit'e yaptığı hareket faul. Hacı Jardel'e bakıyor. Jardel Maldini tarafından kontrol ediyor. İbrahim Bağ. Jardel içeride bekliyordu. Maldini onu kontrol ederken İbrahim Bağ'ın faulü. Bileğine geliyor Hacı'nin. Hacı. Topun başında Jardel, Öndre'ye doğru hareketlenirken Jardel'i geçiyor top. Arka tarafa doğru Capone gitti. Dida korner mi, faul mü, ne karar verdi acaba Helmut Kruk? Çünkü yardımcısına baktı, gitti oraya. Evet, bir faul. İki Brezilyalı şimdi konuşuyorlar, Dida ve Capone. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman enteresan sonuçlar çıkabiliyor. O nedenle Galatasaray işini önümüzdeki haftaya bırakmak istemiyor. Ali Sami Yen stadında Milan karşısında 1-0 önde götürdüğü maçın 90 dakikasını 3 puanla tamamlayarak çeyrek final sevincini yaşamak istiyor. Jardel.